الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دمع حمد قلبه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hazır kısa sıra kılıçdığı mahsat kemal bu olsa gerek. Hazır adab hakkıda yapırıldı, Müslümanlıdır, ahlak hakkıda. Çünkü gelin şu yazıştığı için protest eyler. Şu mahsat kemal bu olardı. Subhanallah. Allah da Allah kuranına mahan akırı. Sa'idu billah. Nahnu nekussu aleyke ahsan al kasasi bima uhayna ileyke hada al Kur'an ve in kunta min qablih la min al gafilin. Ey Muhammed Aleyhisselam, biz sizge, mana şu Kur'an'da kıssalarda en güzellerini sözleyimiz ve halen kesin bu kıssalardan gafil edindiz dedi. Yani bu kıssalarda kadrini Allah subhanahu wa ta'ala mana şu ayetinden belirler verirdi ki kıssalarda en güzeli de Allah ta'ala özü baha veriyordu. Madem ki siz bilmemiz ki Allah ta'ala mana şu kıssalarda eşlik, fahimleşlik verilirdi. Yani bunu şükürle adaklaşlık gereği buladı. Bu kıssalarda eşliği de şükür kendi adabı buladı. Undan alingan ibratlarga hayotda amal qilish bilan bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Va ista'zana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar mana shu meni bergan ne'matlarimni shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman dedi. Alloh taolo mana shu shukrga ado qiladigan shokir bandalardan qilgan bo'lsin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Samud qavmiga yuborilgan Solih alayhissalom qissasini gaplashgan bo'ldik. Va o'qisadan bir qancha xulosalar olindiki, eng asosiy anglaydigan xulosasi shuki, Alloh taolo bir bandaga la ilaha illalloh kalimasini qalbiga iymon degan ne'matni berishlikni xohlamasa, insonga bitta emas, 100 ta tuyani toshdan chiqarib berganda ham so'yib yeb qo'yishar ekan. Ya'ni bu qissalarda agar biz Qur'ondan boshqa joyda eshitganimizda rostmi-chin deb shubhaga borishimiz mumkin edi. Lekin Qur'onda bayon qilinganligi uchun bularni haqligida shubha qilinmaydi. Demek bandalarga verilgan eng katta ne'mat bu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh ne'mat ekan. Mana u qissadan olgan xulosam shundan bo'ldiki, ana shu tuyani ularning talabiga ko'ra, ana shular aytgan sifatga ko'ra Alloh taolo yaratib berishiga qaramasdan baribir Allohga osiy bo'lishdi. Demak, insonni hidoyatga kelishiga mo'jiza yoki bir masala sabab bo'lmaydi, Alloh taolo agar o'zi iymon degan kalimani bermasa. Va mana ko'rdikki, ana shu tuyani oyog'ini sindirgan kishi haqida Alloh taolo aytdi: "Idin ba'sa ashqoha." Tuyani o'ldirishlikka o'zini qavmidagi eng badbaxtini yuborishdi deydi. Ya'ni biz hayotda bir odamga yaxshi yomonni baho berayotganimiz u bizni baho emas. Odam sifatida odamga baho beramiz. Lekin bu kishini badbaxtligini Alloh taolo o'zi aytyaptiki, avvalgilarni yashab o'tganlarning eng badbaxti bu ana shu Qudor ibn Salih ibn Jib deyildi. Ana shu tuyani oyog'ini kimdir sindirishi kerak edi. Shu ishni kimdir qilish kerak edi. Allohga hamd aytaylik birodarlar, siz bilan meni ana shu ishda ishlatmadi. Chunki Alloh qodir edi. O'sha zamonda yaratib turib, ana shu tuyani go'shti yeganlar qatoriga qo'shib qo'yishlikka Alloh qodir edi. Alhamdulillah deylik birodarlar. Bu ne'matni shukrga ado qilaylik. Alloh taolo o'zini tavfiq bersin. Mana qavm o'zini talabidagi mo'jiza kelishiga qaramasdan osiy bo'lgandan keyin, balki ana shu tuyani so'yib yeb qo'yishganidan keyin Alloh taolo ularni qandaylik vayron qilganligini ko'rdik. Va ularda hozirgi kunda maskanlari borligini o'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tgan bo'ldik. Madinaning shimoli-g'arbida, Madinadan taxminan 380 km masofada ana shu Samud qavmining maskanlari mavjud. Alloh taolo aytadi: "Aql ishlatmaysizlarmi? Eslatma olmaysizlarmi?" Ular haqida agar Qur'on bizga so'zlamaganida biz ular haqida eslamasdigan hech kim ularni bir nomimizga kelmagan bo'lar edi. Mana undan keyingi qissaga o'tadigan bo'lsak, bu Qur'ondagi eng nodir, eng shirin qissalardan bu Ibrohim alayhissalom qissasi. Inshaalloh bu qissa bir necha suhbatimizni oladi va Qur'onda bu qissani
qanchalik qadri balandligi mana 25 ta surada Ibrohim alayhissalom haqida so'zilganligi o'zi bir hujjat bo'ladi. 25 ta surada 73 o'rinda zikr qilingan. 73 ta o'rinda Ibrohim alayhissalom haqida zikr qilingan. Bu surani qadri qanchalik balandligiga bir ishora qiladi. Qur'ondagi eng katta qissa Musa alayhissalomning qissasi. Undan keyingi o'rinda Ibrohim alayhissalomning qissasi turadi. U kishi payg'ambarlarning otasi. Ulul azm mina rusul bo'lgan ana shu payg'ambarlarning biri Ibrohim Halilulloh. Qissani boshlar ekanmiz. Ibrohim alayhissalomning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz, u kishi Allohga tavakkul qilishda ustoz bo'lgan kishilar. Bugun ana shu Allohga qilgan tavakkulini agar vaqtimiz yetsa, bitta haqida ko'proq so'z yuritamiz. O'zi shu bittasi 3 soat vaqt olishi kerak, lekin biz bajarmaymiz, toqatlarimiz cheklangan. Ana shu uyqular ketgunga qadar gapiriladi inshaalloh. Bugun o'zimizni kech qolyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Solih odamlar qami halol bo'lgandan keyin insonlar yana bir muddat tavhidda turishdi. Vaqt o'tishi bilan yana ana shu avvalgilarni oqibatidan ibrat olishlik insonlarning xayolidan ko'tarildi, esdan chiqarishdi. Alloh taolo mana shaytonga qiyomatgacha yashashlikka izn bergan edi, vasvasa qildi, yana insonlar shirkka, kufrga qaytishdi. Falastin, Farastin, Iroq, Misr, hamma yerlarda insonlar yana kufrga qaytdilar. Bu safar Alloh taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bu ulamolarning e'tirofiga ko'ra o'zi shunga hujjatlarimga aniq payg'ambar sollallohudan keyingi o'rin tutadigan payg'ambar bu Ibrohim alayhissalom hisoblanadi. Abul Anbiya payg'ambarlarning otasi. U kishi haqida Alloh taolo astag'fir billah va Ibrohim allazi vaffar. U vafo qilgan Ibrohim dedi. Alloh taolo qanday buyruqni bajarmasa, u kishi vafo qildi buyrug'iga. Va Ibrohim allazi vaffar. Ibrohim ibn Tarix. Shuningdek Azaram deb ataladi. Azar. O'zi asli ismi Tarix bo'lgan. Azar degan so'z ularning tilida ana shu davrda odamlarga yordamni ko'rsatgan bo'lgani uchun yordamchi degan ma'noda bo'lgan ekan. O'zi asli ismi Tarix bo'lgan, lekin laqabi Azar bo'lgani uchun Ibrohim ibn Azar deyiladi. Asli Ibrohim ibn Tarix. Ibrohim alayhissalomda zikri Qur'onda 25 ta surada 73 ta o'rinda zikr qilingan bo'ldi. Ibrohim alayhissalom Sam ibn Nuh sulolasidan. Iroqda shimolida yashardi. Bobur degan shaharda. Bobur shahri mahalla bir katta shaharlardan bo'lgan. O'zini zamonasidagi eng birinchi shaharlardan bo'lgan. Va butlarga sig'inishlik mana shu davrga chiqqan bo'ladi. Astagfirullah va qala innama taqattum min dunillahi awsana mawaddata baynakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Ibrohim alayhissalom qavmiga aytadiki, albatta sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat, butlarga ibodat qilishingizni o'qidinglar. Qiyomat kunida biringlar ikkinchilarga kofir bo'lasizlar va biringlar ikkinchilarga la'nat o'qiysizlar. Qiyomat kunida hech kim hech kimni tanimaydi. Bu hammamizga aniq bo'lgan narsa. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi deydi Alloh taolo Qur'onda. Kishi o'zini akasidan tanadigan. Otasidan, onasidan, bola-chaqasidan tanadigan. Ibqala li abihi va qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Ibrohim otasiga va qavmiga qarab aytdiki, bu sizlar sig'inayotgan timsollar, butlar nima? Sizlar e'tiqod qilasizlar ularga. Ular aytdilar, otalarimizni mana shu butlarga ibodat qilayotganligini topganmiz va dar shu narsada davom etib ketyapmiz. Boshqa ayat Alloh rahmat qiladi, Iqola li abihi va qavmihi ma ta'budun? Qalu na'budu asnaman fa nadallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum ittad'un? Ay yanfa'unakum ay yadurrun? Qalu bal vajadna aba'ana kadalika yaf'alun. Ibrohim otasi va qavmiga nimalarga ibodat qilyapsizlar deb so'radi. Ular aytdilar, butlarga, ularga shu ibodat qilishda davom etamiz. Ibrohim alayhissalom so'radi, sizlar duo qilsalar ularga eshitadimi? Yoki sizlarga bir foyda yoki ziyon keltiradimi? Qavm javob berdi, otalarimiz shunday qilayotgan edi, biz ham otalarimiz ishini. Dada bobo aniq qilayotgan ishlayapti-da, endi biz o'zimizni tilga o'giradigan bo'lsak. Demak, bu shirk otalardan meros qolgan. Ibrohim alayhissalom ularni ogohlantirdi. Inson ilohga nima uchun sig'inadi aslida? Biror bir ziyonni undan qaytarish uchun, biror bir manfaatni keltirish uchun,
Birovni musibatga qo'shish uchun ular hayotini tartibga keltirish uchun Allohga sig'inadi. Lekin bu butlar bularni birortasini qilishlikdan ojiz edi. Bu olohalar na foyda keltira olardi, na ziyon keltira olardi. Ya'ni ba'zilarimiz hayotimizda shu o'rnashib qolgan bir shirkka o'xshagan bir narsalar bor. Tumorga o'xshagan, yoki ko'z munchoqqa o'xshagan. Bular zotida hech narsa qilmaydi, agar Alloh xohlagan bo'lsa. Shuning uchun Alloh taolo aqlni nimaga bergan? Aqlni ishlatib Alloh taolo tanishligi uchun bergan. Ya'ni bu butlarga sig'inishlik, uni tomonidan bir yordam kutishlik, taqala qoqib qo'yish, shunga o'xshagan ishlar bu shirkdan o'zi bo'ladi. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Biz İbrahim'e hidayetin atayetken edik ve o hakkı da haberdar edik, buluş edik. Allah Teala bana Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresini zikir kıladı. Davetin atasından başladı İbrahim Aleyhisselam. Davet buradalar, Allah dinine targıp kılıçlayıp köçeden bulmuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiydi kabul kıyandan kerim kimden başladı? Özünü hanıdanıdan başladı. Üçün üçün biz Allah, buraya bir yatı yapışıydan durun, özümüz yaş amal koyduğun olsak, bizden kıyamette sorulabilen kişiler bu hanıdanımız. Özüylerdi ve ahli ayalilerdi, balaşakıylerdi, cehennem odadan saklavalıyla demedim Allah. Eğer biz özümüzü kerediyen olsak, özümüzü öyle güçe tarbek olanı yapmış. Özümüzün üstümüzde, özümüz hükümden bulanı yapmış. Yani buraya bir gecenin katı tatlıyken ne yapayım, insaf edelim. Hanıdanımızı yakalayalım. Namaz okunayakenimiz kança, zikir okunayakenimiz kança, televizyon sayıda yigin atayı sıra çıkmayakenimiz kança. Şahı özü ağır özü yürür deydi, ağır olası başka yürür deydi. Başkadan talep kılıç ilan bulur, özümüzü yürürüz yakarıydı. Demek İbrahim Aleyhisselam kimden başla yaptı? Atasıdan. Bana şu kitapta bir Allah da Allah İbrahim'i isteyler. Vakti ki o özün atasını davet kıldı ve elbette o Siddiq Nabilerden boyanırdı. Atası geldi, atacağım. Nimaga eshitmaydigan, ko'rmaydigan va sizdan biror narsani nara qilmaydiganga sig'inasiz. Ey otajon, albatta menga Alloh tomonidan ilm keldi, bu ilm sizga berilmagan edi. Menga ergashing, sizga to'g'ri yo'lga yetaylayman. Ey otajon, shaytonga ibodat qilmang. Shayton Allohga, Rahmonga osiy bo'lgan edi. Ey otajon, albatta men sizga Rahmon tomonidan alamantiruvchi azob kelishidan qo'rqaman va shaytonga do'st bo'lib qolishidan qo'rqaman. E'tibor bering. Otajon Atacan, atacan. Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mevaidatil hasene. Parvadigarini dinige, hikmet bilen, çırari mevize bilen davet kıyıydı. İdfa' billetihi ahsen. Fellezi denneke ve dennehu adavetun ki annehu veliyyum hamim. Allah dedi de Kur'an'da, hattakullaha ve yuallimukumullah. Allah da size korkuyordu. Hamur özüm örgütemendi. Hamur özüm örgütemendi. Biz juda ko'p hayotdagi muammo-kamchiliklarimizni o'zimiz hal qiladigan odamlarga o'xshaymiz-da. Sahobalar Allohga tamomiy taqvo qilganligi uchun Alloh taolo har qanday ishni yo'lga o'rgatdi. Subhanalloh. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga tavakkul qilishni bilmayapmiz. Alloh taolani tanimayapmiz. Sizga siz bilan bir kishining o'rtasida adovat bo'lsa, deydi Alloh taolo. U bilan yaxshi muomala qilinmayapti. Eng yaxshi muomala qilinmayapti. Hasan demeyapti, ahsan deyapti. Yani tilda shunga murojaatimiz farqiga bo'ladi. Eng go'zal muomalani qiling, shunda siz bilan adovatlashib yurgan kishini o'zingizga eng yaqin do'st bo'lganligini ko'rasiz deyapti. Adus. Biz qilamizmi shuni? O'sha uchun o'rtamizda ana shu adovati bor odamlarning soni ozayishidaniki ko'payib boryapti. Alloh taolo o'rgatyapti bu yerda. Atacan, atacan, atacan diyor. Çünkü bu adalar, aki ülkelerimizi, opa singilerimizi namazga, eki bir takvaga tarif kıyanımızda hikmet bilen. Sadeler adam, özünü ana şu kolodaki tavarını ötküzüşü için nakladı, tegen haradalgi girdi kapalı boladı. İncirlikini yan köter adı, saksılığını yan köter adı. Fakat maksatını ötküzüyor işte. Sizden kutlu sade geldi, bittersiz. Ana shu jannatni biletini tartibli qilyapti shu odamga. Mana shu yo'lchi jannatga kirasan degan narsa. Nimaga endi bitta dunyo matosini 3-4 so'mda topishlik uchun odamlarga yaxshi gapni ko'taramizmi? Allohning diniga hidoyat bo'lishiga sabab bo'lgan paytimizda chidamaymiz. Buzvarish oson.
buzuvarış asan, ütikkeleşir kıyın. Üçün için, buradaylar, dinde tarif kılırkenimizde hikimet bulsun, adamlarla şirinli muamelede buluşmak gerek olan. Resulü Sallallahu'nda, faizde borgende, yaşlarla taş boran kılığa hale gende, nedir dua kıldı? İsmerik, ana şu ayarlarında yavrumdan halde salkında oturgende, Nasrani dininde boyan, Abdas kegende, kana kana mı bakıldı? Evet, Meleka, özü kıyılan tırıptan dedi mi? Kegende için hayaldan borasan doğdu, Nalnava'dan ben doğdu, Yunus'ta kanıdan mı sen dedi? Nasrani'ydi Abdas, peygamberimizin ahlakını, o kulu durup, muamelesini görüntürüp, sen Yunus'ta kadar tanışsan dedi. O benim paygambar buradarım buradı, benim paygambarımdan dedi. Paygambarız ana şu, hani böyle 5 minit geçken böyle şu muhakkatı gel. Şu 5 minitte kalbini kesip oldu ki imanlık etti şu kişi. Tayyip kalmak taşmağa kadar da çıkarken, lakin paygambarımızın ahlakı, önce bizim hakkı gelmedi, ana şu taşmağa kadar gelenler, özleri vaktiylenip kaldı. Bu Mekke'nin sahiplerden bir aradır. Ben üzümde abara verdiğinde, üzümde abardı, önce üzümde bir şey asmazsa iman getirmedi mi? İki ağız şirin geldi. Biz eğer namazlı buralardan içi bulurak gibi olayken olsaydık, başkalarından şimdi nazarımızda takvalarımız kötü alıp olayken olsa, adamlarla şimdi şarkat bulayık. Bizden boşuna kaldı kaçandır. Siz eğer bir tört kadar taşıyan olsaydık, bir kadar taşıyan adamdan talep bulamaydı özü de yine aşağına. Aldı diye kadar mı? Bizden kalıp olayıp bunun kadar taşıyan koyan adamlar var. Bizden çıdaşken, bizden ikinci bölgemizde, bizden namaz okumayanlarımızda sabır kılıyor başkalar. Dinleyemez mi? İbrahim Aleyhisselam düşünce bir şirin yapırgenliği atasında da cevap verdi. Estaizu billah. Kâle arâgibun ente an âlihati ya İbrahim. Lennem tentehile ercümennek vahcurni meliyyen. Ey İbrahim, âlihalarımızdan özünü bir hacerde biliyor sen de. Yani kerimezde biliyor sen de. Beni tinç koy. Meliyyede onu hemen tinç koy diye manası verdi. Kâle selâmün aleyk. فَاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيَّا Senge salam olsun dedi otası. Sizge salam olsun. Parvazigarımdan sizge istiğfar sorayım ben. Elbette parvazigarım menge yakşı muamelede, men yakşı görebilir. İbrahim Aleyhisselam'da kattık suratta rak koyan dedi İbrahim Aleyhisselam'ın cevabını karayın. Allah'tan keşirişini sorayım ben size diye. Ölüp etmeysen mi? Ne yaptınız yoksa? Ölüp gitmeyeceğim, neyin gene ne? Neyin gene ne derkeler? Biz davatta özümüz için kulu yapıyoruz. Özüm için kütar almadık. Eğer biz Allah için davat kuluyken bu yanımızın önce neyin maklardık? Kütar aldık. Biz özümüz için şiiriz. Lekin azar Allah'ı düşman etkenliği malum bu yandanken İbrahim Aleyhisselam otasından yüz ögürdü. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ إبراهيم ده parvazigarından otasının keçirişini soruşluğu va'da qilib qo'yganligi uchun bo'ldi. Endi qachonki u otasi Allohga dushman ekanligi aniq bo'lganda otasidan qochlandi deydi. Albatta Ibrohim Allohni halim. Bundan şuna kulası anladı ki, mu'min adam kafirge, Allah günahını keçirsin ve dua kılışlığı her an haram kısablanadı. Şunu hüccet alalımız bir yerde. Bir başka dindeki, müşriği bölgen, kafir bölgen kişiye, Allah rahmet kısın deyişi mümkünmez Müslüman kişiye. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana şu gazabalı diye çıkıp getirken de bir cöge barıp durur, bir kabır, bir cöge barıp, rızık attığı yoluydu. Hani okuyan bu sözlerine. Hem haram bölgen de, bana şu cöge beni alam kömeyen deydi. Allah'tan istihbaratı günahını keçirdiği soru yanında Allah rahat kıldı dedi. Şimdi yığıladım dedi. Muhammed Aleyhisselam da arası da günahını sorup Allah'tan dua kıyanda Allah da Allah kaytargen buna sorup. Eğer mümkün bugün de Muhammed Aleyhisselam da mümkün idi. Mümkün bugün de İbrahim Halil Allah da mümkün idi. Müslüman fakat Müslümanca Allah rahmet kısın deyişlikçe hakkı var. Bana şu ayet yasasam. İnnehu kâne bi hafiyye. Hafa ve bu kalpte muhabbet bulan tolup koşuşu. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bana şimdi yaş görüyenedi. Şunun için Halilur Rahman Allah'ın dostu ve zekir kılanedi. El-Hayle kalpte muhabbet bulan tolışıydı. Ve a'tazilukum ve ma tad'una min dûni illâhi vad'u rabbi asâ en la akûne bi duâye şu rabbi şakiyye.
Ибрахим алейхиссалом қамадан юзга келди. Шу вақтда ёши 16 да бўлади, асар муорихлар. Наби бўлган эса 16 ёшда. Бу Аллоҳ таоло ўзини мулки учун хоҳлаган бандасига беради. Пайғамбарлик фақат 40 ёшда бир чекни олмайди. Чунки Исо алейхиссалом 33 га келган пайтда Аллоҳ таоло юқори кўтариб чиқиб кетган. Пайғамбар бўлган 33 ёшда, пайғамбар бўлган. Демак 40 ёшда чеклаб қўйишимиз бу бизнинг илмимиздаги озгина ноқислиги деб эсилган. Иброхим алейхиссалом даъват қилганда қавмини ёши 16 да бўляпти, биродарлар. Биз 16 га келган болаларимиз де чалласизлар, нима гап, нимасиз? Biz nima bilan to'g'izgan bo'lsak, ularni kallasini 16 yoshgacha shunaqa bilan to'lgan. 3 litrli bankaga nimani solsangiz, shu bilan to'ladi. Agar siz to'g'izmasangiz, 9 litr gap kechadan. Hech kim uyda so'kinmaydi aslida. Qayerdan o'rgandik so'kinishni? Ko'chadanmi? Ana shu bankasiga, ana shu kallasiga biz kerak bo'lgan so'zlarni yozib o'sha qatlamlarni to'ldirib qo'ymasak, ko'chadan to'ldirib olyapmiz. Biz bolalarimizni jismini kiyimini, qonini to'g'rilishi bilan boshidagi tomi bilan avora bo'lyapmizmi? Ana shu qalbi bilan avora bo'lmayapmiz. Shunday emasmi? Ibrohim alayhissalom nima qilishni o'ylay boshladi. Astagfirullah. Va tallahu la'tidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ana shu shirkda asli manbai bo'lgan butlarni yo'q qilishni qasd qildi. Mana nozi bitta joyi shu bo'ladi, xulosa qilamiz. Ya'ni shu butlarni sindirib olsa, odamlar butga sig'inmay qolar deyshadi birodarlar. E'tiboryapti? Qasam Allohga dedi, sizlar bo'sh qo'l qo'yganingizda butlaringizni parchalab tashlayman dedi. Buni yashirib o'tirmadi, oshkora aytdi. Ba'zi mufassirlar maxfiy qilgan deydilar, yo'q, Alloh taolo mana shu oyatni qaraydigan bo'lsa, oshkora aytganligi ma'lum bo'ladi. Allohga qasam, sizlar butlaringizni xoli qo'yganingizda men sindirib tashlayman dedi. O'zi odatda ularning butxonasida hech qachon butlar yolg'iz qolmasdi. Subhanalloh, insonni aqli bir zoyi bo'lsa shunday bo'lar ekanda, butlarini oldiga ovqatlar bakteriya qo'yishadi. Ertalab qo'yib, kechqayib barakotli qilib berishdi butlarimizni ko'tarib ketishadi. Alloh taolaga nima qilish davrida yashaganimizda biz ham shuni to'g'ri deb yashab ketsak kerak edi. O'shunga ham sanoatlimizmi Alloh? Qavm mana butda oldin hech kim qolmasi bo'sh qoladigan holati yo'q deb aytdik. Qavmda eng bayrami bo'ladi. Ana shu bayramida ular butlarini tashlab shaharni tashqarisiga sayr qilgan chiqib ketishardi. Va ovqatlarni qo'yishdi, sayr bo'lgandan keyin tashlab chiqib ketishdi. Ertaga hayit degan kuni qavm kechqurun tayyorgarlik ko'rishi boshlanib chiqib ketishdi. Ibrohim alayhissalomni qarashuvda tayyorgarlik ko'rmadi. Ibrohim nimaga sen tayyorgarlik ko'rmayapsan deganda hayotidagi birinchi yolg'onni gapirgan. Bu ham olovni ikkinchi to'shkamiz. Yozib qo'yasizlar. Men dedi osmonlarga qarab dedi, ertaga kasal bo'lib qolishini bildim. Men sizlar bilan chiqa olmayman dedi. Wa laqad atayna Ibrohima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم نحاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين يقردات من جل أنا آية صفات في رسول الله ما خمت قلده فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه الدرين يبني ذلك قرد ذلك وقت الله من كسل من ذلك قوم من خالقه شكت Qavm Ibrohim alayhissalomni tashlab chiqib ketgan paytda Ibrohim alayhissalom butlarni oldiga qo'lida ana shu boltami yoki baribir asbobini olib bordi. Butxonada hech kim yo'q. Faroga ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faroga alayhim darban bil yamin. Butlarga qarata aytdiki, yolg'iz qolgan butlarga yemaysizlarmi? Hech kim javob qaytarmadi. Nimaga gapirmayapsizlar? Va ana shu qo'lidagi narsa bilan ularni urib parcha-parcha qildi. Alloh taolo mana boshqa yerda marhamat qiladi. Taja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Ularni parcha-parcha qilib tashladi, faqat kattasini qoldirdi. Undan keyin so'rashliklari uchun. Ana shu katta butni bo'yniga qo'lidagi boltasini yoki ana shu asbobini ilib qo'ydi. Qavm qachib kelgach ko'rishdi, faqbalu ilayhi yarji'un.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ular için en bir musibetin işi bu oldu. Ular netçi yüz yıllardan beri yıkılmasını gereken butları parçalanıp gittiler. Ve butları özünü hımar kılıçdaki kadir bulmadı. Bizi butlarımızı, bizi alhalarımızı kim bunu yıkıldı? Elbette o zalimlerdendir. Şimdi açtık ki, قَالُوا سَمِعَنَا فَتَنْ يَذْكُرُكُمْ يُقَالُوا لَهَ İbrahim. İbrahim deyken bana, ana şu butlarda sindiremem de tahdil salı yürür dedi. İbrahim kıyam da sekeledi işte. Demek, aşkları atkenliği bana şu arkana manık olurdu. Geçmeden dedi. فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ O kelimeler, adamlar köylesin, muhakeme kılıyoruz. Babil ahlını, hamması İbrahim Aleyhisselam'da muhakeme kılıçlıkta canlanmıştı. İbrahim Aleyhisselam bir şükür etti. Davatlı yapmak ve kızmak gibi oldu. Vakıttan az gene bir etiyat kıyan manada ayetlerde tercümesini açıp yapıyorum ama ayetler yazmayacağım. Ya da hüccet gereği burada yana basa gelirse kursatı koyarız inşallah. Çünkü vakıtta tecrübe niyeti de 35 yaşına açıp yapıyorum. Bunlar açtı, İbrahim, bunlar da sen paçaladın mı? İbrahim Aleyhisselam'a ayıp yok dedi. Bana o çatlar sıkıldı dedi. Ne böyle yaptı? İkinci metre yoldan yakırıyor. Birinci yoldan yan Allah için böyle yaptı. İkinci yoldan yan Allah için böyle yaptı. Üçüncü yoldan yan Allah için böyle yan. Lekin korkarken kıyamet günü de. Üç metre yoldan yapırken anır, üç metre saniyer anır. Biz ikine sana anır bulma geldik. Eğer yapırsa sorayım ona sen dedi. Şimdi hamması şu özüyle kaçtı. Özüye gelişti. Açtı ki inne kumantumuz zalimun. Bu özüyle zalim bozuyla ben dedi işte. Yani yapıramayacağım bu kesinlikle değil ama demek ki özüyle gözüyle zunuk kıyan bozuyla. Sonra başları yergesi oktu dedi. Yani akılları pastı oldu. Akıl işlerçilikte kalır bu ne kalıştı. Şimdi Allah'ım Aleyhisselam dolayı yap etti ki Allah'tan başkalardı. Sıraca paylayan ziyanam çektirelim idiken butlaki sığmasılarına ufeysiler dedi. Ve sıraca ibadet kıladırken nasıllar diyen uf dedi. Sütte yanımızı tırdı akeller. Akıl yürüzmüşler mi dedi. Özüyle yasabacan butlaki sığmasılarına. Allah sıraca yaratken diyor. Sıra numara akıl yürüsüler. Bizge bu soru. Vallahu halakakum ve ne ta'amalun. Allah sıraca yarattı mı? Yarattı bizi. Kul sıraca dedi mi? Dedi. وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ dedi mi? Dedi. Sen kulsan bende. İbadet tıkı, rızkı beni zimmende dedi mi? Ha biz buna kadar yürüpüz. Ulamalara dedi. Benden işe acablanırlıydı. Allah özünü çakirliği ki ödeyenler sana. İnsan özünü yiyeceğiz yuvaladı da rızkını. Özünü yiyeceğine taşak koyun ibadet de Allah da katar koyar dedi. Ben de böyle anladım bunu bu işe. Rızkı beni bu anıge sen ibadet kıldırsa yol diyor. Ne rızkını topluyla ibadet kılmayacağını ne keçiresin diyoruz. Allah sıla diyerekken de, ne kadar sıla sıla diyerek Allah. Çünkü hüccet, çünkü delil, çünkü açık mantığını körü ben, kavm özellik oldu. Ular da, ana şu alahaların sınıf geçişliği, özellik katta işi, lakin çünkü meseleden gene, ular iman gidersizde halaşmadı. قالوا بنو عليه بنيانا فالقوه في الجحيم ابراهيم عليه السلام بلان تشريكه مجال قطشامي خيامنا كي خجة دليل بلان يني اما جلنا كي كت اشلاتشت كت اشلاتشلك باطل طرف دماندن بولاد متهمي خلاصو يني رو قلت كان ازانه قل جاندا مشلش كي شراسس يعني بلارا ماشو خجة دليل كي تشيدان آجز بولاندن كي اچتكي Unga bir bunyon qilinglarda, uni o'tkazmatinglar dedi. Ibrohim alayhissalomni himoya qiladigan biror odam yo'q edi. Mana dahrimizning eng bir ma'nur joyi ekanlar. Yurildi. Butun Bobil ahli, katta-yu kichik, erkak ayol, yosh qarisi o'tin jamlashdi. Biror odam yo'q Ibrohim alayhissalomni qo'yilaydi, yoshadan deb qo'yadigan. Lekin Ibrohim alayhissalom xotirjam. Ana shu toshlarni yig'ishi bir xovuz qilishdi. Otunu toplaştı. Bütün bir şehir ahli topla. Atkegen otun kanca buladı. Yüzekette bir bina çalık otun buldu. Tandırıya o zaman yakın partide tuttu. Çöktü köpüre taşı varsa, balat yansa bir iki metre böyle tutmuş ki doğru keyen. Böyle hemen o zaman yakın. Allah Allah. Şimdi bütün vabı taşı varsa kana bulardı.
Endi mana shu bino chalib o't yongan paytda uni oldiga qanchadir yaqin kelish mumkin. Yaqin kelamaganligidan, o't kattaligidan manjani hisob kelishdi. Yana shu qadim zamonlarda qasrlarga toshib o'tiradigan asvobda arablarda manjani deydi. Ibrohim alayhissalomni oyoq qo'lini bog'lab, ana shu manjanikda kattaligiga o'tkazishdi. Birorta odam yo'q, qo'yinglar deydilar. Ibrohim alayhissalom xotirjam. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy rivoyatiga hadisda aytadi, Ibrohimni ana shu Allohga yo'qtirishayotgan paytda o'qigan duosi Hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohning o'zi bizga kifoya. Faqat unga suyanamiz. Unga tahdid qilishmayapti. Unga qo'rqsa qilishmayapti. Hozir o'tga uloqtirib olishi aniq. Birorta yordamchisi yo'q. Lekin qalbi holatini ko'ring. Tavakkul tamomiy. Hasbunalloh. Bizning ishimiz Alloh qo'lida. Ya'ni Allohga aytgandan boshqa narsa Ibrohim alayhissalomni otadan varish. Mana ba'zi rivoyatlarda zaif deyilgan ekan, lekin ibrat uchun keltirib o'ramiz. Ibrohim alayhissalom Alloh taolo xavodi uchib ketayotganda o'tga Jabrol alayhissalom keldi. Alaka haja ya Ibrohim. Ey Ibrohim, bizga hojatingiz yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkul qilgan bandasini xizmatiga kimlar o'zini taklif qilyapti? Kim aytadi Jabrol alayhissalom? Shadidul quva aytadi. Nutqoni qanotini uch bilan to'ntarib qo'ydi yerga. Mana shunday qudrat egasi Alloh yaratgan mahluqlarning eng ulug'i bo'lgan Jabrol alayhissalom bizga xizmat yo'qmi deb kelyapti. U istamoqda kim yordam berayotgan, qaqa bosamikan demaganida Allohga topshirib qo'yadi o'zini. Bunaqa bandasini Alloh tashab qo'ymasa ekan. Ibrohim va Ibrohim allazi vafa qilyapsiz. U vafo qilgan Ibrohim edi. Mana shu o'rinda vafo qiluvdi. Ibrohim alayhissalom shunday qaratdiki, sizgami dedi. Sizga hojatim yo'q. Kimga suyanyapti? Yana rivoyatlar keladi. Yomg'ir farishtasi bilan zaif ibrat uchun aytamiz. Yomg'ir farishtasi Allohdan uzr so'raydi. Parvardig'i Ibrohimga o'tkazishdi. Ruxsat ber, yomg'ir yog'ib o'chirib qo'yibdi dedi. Kimlar xizmatiga o'tyapti? Kimlar xizmatiga o'tyapti? Jabrol alayhissalom qarab javob berdiki, sizgami dedi. Sizga hojatim yo'q dedi. Ammo Robbimga hojatim bor, lekin Robbimga aytishni ham hojati yo'q. Bilib turibdimi odamni o'tayotganini, Robbim shu yerda deyapti. Aytishni ham hojati yo'q deyapti. Robbim yaxshi biladi menga nima kerakligini deyapti. Biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Bilamiz-da, rangini ham bilamiz, munosabatini, sifatlarini ham bilamiz, narxini ham bilamiz, raqobatini ham bilamiz. Biz o'zimiz bilamiz. Ibrohim alayhissalom o'ziga nima kerakligini ham aytmagan ekan. Chunki Robbisi bandasini nimaga bir muhtojligini yaxshi bilishiga iymon keltirgan ekan. Bu tavakkulchilarga cho'qqisi ochalar. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bizda shunaqa tavakkul bormi? O'shini suyanamizmi avvalga? Toki nima? Qo'lingizdan kelgan rizq sababini qilib qo'yasiz, endi kelishingizga avvalga tashlab qo'yasiz. Albatta, aytgani bo'ladi. Iloji bo'lsa yolg'on gapirmaslikka harakat qilasiz deganingizda ona aytayotgandan keyin yolg'onga tashlab qo'yasiz, demak buni onasi degan. Yolg'on gapirdingiz oldini yig'laysiz, chunki demak rost gapirsa nima bo'ladi degan degan. Natija kim qoladi? Biz yolg'on gapirganimiz uchun boyib, rost gapirganimiz uchun kamroq bo'lib qolmaymiz. Bu rizq masalasi bu. Tavakkulchilarning ustozi kim ekan? Lekin Alloh taolo bunaqa bandasini farishtalarga ham tashlab qo'ymasa ekan ishini. Aytdiki, Alloh tavakkul qiluvchilarni o'ziga suyanuvchilarni yaxshi ko'radi dedi. Yaxshi ko'rgan o'g'limizga, yaxshi ko'rgan qizimizga sovuq shabada havo qo'ymaymiz-a? Alloh taolo rahim degan, shafqat degan sifatini yuzga berdi deyiladi hadislarda. Shundan bittasini dunyoga chachib qo'ydi deydi. Bittasi chachilganda shuncha insonlar, shuncha hayvonlarni chayon bolasini chaqib qo'ymaydi. Eshkamar tuxumdan chiqqan bolasini chaqib qo'ymaydi. Yitqish sher bolasini shunga eplab qo'yib olib qo'yadi. Hattoki hammasini g'ofil ota emizigi bolasini og'ziga tuzib qo'ysa nima bo'lmaydi? Boshlamaydi. Bu nima sabab? Alloh mehrni joylab qo'ygan qalbiga.
yüzden bir mezhebi verip koyduğunda insanlar çeşinden şu çarakı bilirsin Allah da Allah şu yüz rahim şakkattı göresi boyan parva biliyor yakışı görüyen bandasını taşa koyar ki ama وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ kim Allah'a tavakkül kısa ramını Allah'a tavşırsa bu adamın kısabı Allah'ın zimmeti edemezdi mi? Biz şimdi tavakkül kılar yapıyoruz mu Rabbimizle? Biz Rabbimizi tanıyemez mi çünkü? Hani hanımızı Allah'a tavşırıp koyuştuk derecesi de tanıyemez mi? Çünkü ramını vermeyecek acaba. Bir kısa iki kere bulup, iki kısa beş kere bulup. Çünkü tevabilen Allah'ımız zormaz. İbrahim'in ortu ulaşırken yani Allah diye atıldı, şiddet edemem Allah diye atıldı. Allah da Allah bu bandasının işini hiç kasıtlı tapşırmadı. Allah'ın işi bu kere karıştırmadan tez boğuldu. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ فَعَرَابُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ biz ayettik ey ort, İbrahim'e savuk bulun ve selamet bulun. Onu küldürüş kere bulan ot, Allah da Allah'ı mülkümez mi? Allah da Allah'ı kulumez mi? Ot küldürmeydi burada. Bıçak kesmeydi. Eğer Allah onlardan bu kudret alıp koysa. Demek zatı da buna savaşmasa kılar mıydı? Şunu demez mi? Abdullah'ın Abbas'a dedi mi nasıl bana şu ayet şarkıda? Eğer Allah da Allah'ı ot ki soğuk boyun getirip, sarama boyun demeyene de ot ki soğuğunu ziyan teyip kalardı İbrahim dedi. Kölesi Allah Teala kandı bu bandasını müşkülünü asan kılıyordu. Çünkü tapşırken de kanını, neticeni öyle ne yaptı? Ne kadar gün de ne yaptı? Allah'a tavakkül kılıyordu. İbrahim'e makir kılıçtı. İbrahim'e hile kılıçtı. Bas özleri ular harbi oldu, pasbi oldu. Ular körüp duruşmak ki düşkanını. İbrahim Aleyhisselam'da ayak kolu bağlanırken iplerden başka hiç nasıl külgen yok. Subhanallah azze ve celle. Ot uçtu. İbrahim Aleyhisselam çıktı yerine. Onlar da közü aldı da büyük mucize yük gösterdi. Lakin iman kestirdim. Yani kata yatağımız bu derslerimizde bir defa olasası bu. Bizge Allah iman diye nimetle verirken kadir geçişimiz gerek. Çünkü közü yüzü aldı da bir adam ottan tutun çıkıp gelse. Bu çıkacak şehir nasıl bu? Ottu özleri yakkanı da, ayakkanı özleri bağlı da özleri atacağını. İbrahim Aleyhisselam bana bazı rivayetlerde kilitirlerdi. Hayrının en lezzetli günleri deydi. Bana şu dünyada. Allah'da boyan lahzelerim deydi. Çünkü Allah da Allah soğuk kıldı ottu ve nimet verdi. Cennet bağlı çıkmamadı mı? Kalan şundan gelen kafirlik içi kala oldu. Bana bugün bir de sıkıntı terlengen tergeliğimizi yarın yeni yetip almadı. İnşallah ki ilerse devam edeceğimiz kulas alıyoruz. 10 bin kulas ayı kalıyordu. İbrahim Aleyhisselam butlarda sındırdı. Akıbatına ne oldu? Ot yola atırıştı mı? Bu kıssalarda bir kömürsülükle eşit koymayı buladırlar. Bunlar kulası alıyor. Musa Aleyhisselam bir de Yahudi imanı Müslü'nün kıbıtıydı bir şafanakla öldürüp koyuldu. Ne bu oldu? Kamını taşa çıkarttı mı? İbrahim Aleyhisselam butu sındırıp koyuldu. Ne bu oldu? O külahtırdı mı? Allah Teala bizi örgüt yaptı. Evet Müslümanlar bir işçi kılıçtan bulun, akıbatını oynayarak eğer şu kıladığın işlerde akıbatı da ziyancılar yapmasa kılıyorlar diye yaptı. Şunu alayım. Adam Aleyhisselam'da bir rivayette şimdi bir çıvalı tazadar yapıyken beş tane asıl bir şu bulan can Tüvetan'ın inşallah subatımızı. Adam Aleyhisselam bana şu vefatı yakın bir yanda bir rivayet yapıyken yani bir an ibretlenmedi ya. Tazadarını yıkırttırıp etkenken ki közü ağlaşken dolaşan diye kımıla basıyorlar. Sonra konağlanıp uyku yazıyorlar. Sonra bir şirinci açıldı da. Mesleğe birini günü yaptı. Hazanların topla bakken ki balayla yönelik ayetiyle. Yani biz otamız ayeti yaptı.
dünyada xotirjam yashashmasin. Chiqib ketishligi haqida xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga muhofirligi esdan chiqmasin. Biz dunyoda abadi yashaymiz deb xotirjam bo'lmasin, chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'yishmasin. Agar men ham jannatdan chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarmaganimda menga yetgan musibat yetmasmi deyin. Alloh taolo aytganmidi? Mana bu jannat maqsad bo'lsa yashaymiz, deslasizlar. Sen yaram qachon qolmaysan, qachon qolmaysan, qachon qolmaysan, kelamaysan deganmidi? Yana ham mumkinmas daraxt dedi. Mana u dushmaning dedi. Az oddiy edi. Mana dushman mana daraxt bo'ldi. Lekin esdan chiqarib qo'ydiki, jannatdan chiqib ketish mumkinligini. Shayton nima deb o'yladi? Sizlarga abadiy mulkni, bitmas hayotni beradigan daraxt ko'rsataymi dedi. Jannatda nima kerak bo'ldi birodarlar masalan? Sizlarga Robbingiz farishta bo'lib qolishingizni xolamadi, shuncha mana daraxtni yemanglar dedi. Farishta bo'lishi nima kerak bo'ladi? Uni jannatda nima qilib qoladi? Erkak ayollik bo'lmasa, ovqating ishlamasa farishtalarda ham. U jannatda nima qilib qoladi? Kerak emas narsalarda qolmadimi? Dunyodan chiqib ketishini farzandlaringiz esdan chiqarmasin. Chunki men esdan chiqarib qo'ydim, musibat yetdi menga. Ikkinchi nasihati. Bir ishni qiladigan bo'lsanglar dedi. Bu otamizning nasihati birodarlar. Oqibatini o'ylanglar. Shu ishni oqibati nima bo'lishiga haqida fikringizlar. Agar men shu meylani ishdan burun nima bo'lishini oqibatini o'ylaganda ehtimol yemasmidim ekan? Ehtimol jannatdan qolmasmidim ekan? Bu hayotiy tajribasini gapirayapti birodarlar sizga. Bir ishni qilishdan buni oqibatini albatta o'ylaydik. Nimaga boradi? Bu yaxshilikmi, yomonlikmi? Menga shu narsa to'g'ri ko'rindi, qilaman, aytib olaman, keyin nima bo'lsa bo'lsin, deyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishlarni qilgan yo'q chiqarsini. Rasululloh qodir edi, hamdalar bor Abu Jahl o'ldirib keldi ishlikka. Umarga qodir edi ishlikka bor, Abu Sufyan bo'lib qo'ydi ishlikka. Buyurdimi? Rasululloh nimaga ergashmaymizmi? Musulmonlar qancha aziyat azob chekkan bo'lsa ham sabr qilmadimi? Alam tara ilallazina qilalhum kuffa aydiyakum aqimus sala. Ko'rmaysizmi Alloh taolo? Shunda kishilarniki biz ularga qo'llarni kuyinglar, namozini o'qib sabr qilinglar dedi ularga. O'ylashlar oqibatini bir ish qilishidan, bir ish bir gapni gapirishidan bo'lgan. Uchinchi nasihati, bir ish qilishidan bo'lib maslahat qilinglar dedi. Aql egalari bilan. Bilimdan bo'lmanglar, hammalar o'zingizlarcha deyapti. Bu shunaqa hamki, shu ikkita kitob kitob olgan bo'lsanglar, ikkita hadis kitob olgan bo'lsanglar, olim bo'lmaysiz. Shunday emasmi? Yigirmali turbadan qarasiz, mana shu yerda o'tirganlarni bir o'ndan biri ko'rinadi. Kattaroqda qarasiz, ko'proqi ko'rinadi. Shunday emasmi? Endi olib tashlasangiz hammasi ko'rinyaptimi? Mana shu turba ilm bo'ladi. Ilm o'g'irini-da. Kamroq gapiradigan bo'lib qolamiz. Kamroq xato berib, kamroq odamlarga taqiydigan bo'lib qolamiz. Bu bizning ilmsizligimizdan. Hali bir sport sektoriga bitta odam borib, ikkita turgan bo'lgan bo'lsa, to'g'ri odamga oyog'ini ko'taradigan bo'lib qolgan bu davrlar. Ikki marta, uch marta chaqa o'ylagandan keyin, hayotda tajribasi o'tgandan keyin, nima qiladi? Agar o'sha chaqani yemasdan turib, oyog'ingizni pastroq qilib yuraveradi. Chunki sizga o'sha oyoq ko'targanlar bo'lgan. Demak, maslahat qilinglar. Bir ish qilishingizdan burun, aql egalari bilan. Agar meni farishtalarga maslahat solganimda yemadingizsa kerak edi, deydi. Biz qilib turib, problemaga kirganingizni maslahatga boramiz. Domlar, ustalari qo'ydi. Yo'q bo'lmadi. Abunova o'sha ishni talab deyishdan bo'lib tarbiya qilishlikni maqsad qilib olgan kelmaydi. Endi shuni o'zing topasan endi. To'g'risi ayollaringizni havoyi nafsiga ergashmanglar. Zero men ham ana shu ayolimni havosiga ergashib qo'yuvdim. Havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Erkaklarda ayol esa Alloh rahbar qilgan. Erkak degan. Biz qabul qildim deganmiz akalar. Rohiman bag'ishlamaganmiz biz. Biz erkakmiz. Shuning uchun rahbariyat oilada erkak kishining qo'lida bo'lsa, o'sha yerda bir tinchlik totuvlik bo'ladi. Hayotimizni qiyinlayotgan kim? Mana shu ayollarimizni orzu havasini orqasidan qul bo'lib yuribmiz. Shuning emasmi? O'zimizni bir marta borib sanatoriyaga borib donada bir shifolanishlikka pul yetmaydi. O'zi eshikka ishlaymiz o'zi. Ana shu orzu havosida ketidan quvayotgan ayollarimizga qul bo'lib qo'yganmiz. Achchiq bo'lsa achchiqimiz kerak bu narsani. Va beshinchi nasihati qalbingizga quloq solinglar degan ekan. Biror ish qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar qalbingizga quloq solinglar. Musulmonning qalbi
yaxshi amalda axlashlikda uje ulki olib qolar ekan. Ko'ni chopmaydi. Bo'laradi deydi ishda, qissa bo'laradi deydi, bari ko'ringiz o'ynayaptida. Mana shu meva yeyishlikka jazm qilganimda qalbim bir istirobga tushgan edi. Bu harom narsaga qilishlikda qalbga quloq solinmaydi. Arabcha desangiz qalbingiz xuddi unga unamas. Mumkin bo'lgan ishlarni qilishlikda qalbga quloq solinadi. Tushunarlimi? Yana besh nasihat. Bir ish dunyodan chiqib ketishdan chiqarmanglar. Ikkinchisi, bir ish qilishdan va oqibatini o'ylanglar. Uchinchisi, maslahat qilinglar. Havo nasiga yashayotgan ayollaringizda va qalbingizga quloq solinglar. Demak, dunyoga jo'natilgan vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi. İnşallah ki bir sıbatta sana koganını devam edeceğim olamaz inşallah. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme tekabbal minna innaka tusmi'ul alim. Allahümme inna na'udzu bike minel müşrike bike şey'en na'lemu ve nestağfiruke lima la na'lemu inneke ente alimul gayub. Ve sallallahu teala ala hayri halki Muhammedin ve aleyhi ve sellem ecmaîn. Rahmetullahi.